Hocam, aile ekonomisine hoş geldiniz. Sade Hocam selam. Merhaba, iyi yayınlar. Hemen vakit kaybetmeden şöyle size bir selam vereyim dedim. Şimdi hocam, dün de sizinle bir mesajlaştık, haberleştik. Bir anket yaptım ben. Umuyorum doğru yapmışımdır. Geçen sefer kızdınız ya, Zeli öyle anket mi olur diye. Şimdi bu da mı olmadı? Neyse, hocam olacak. Bu da mı gol değil? Diye doğru gidiyorsun ama. Şimdi evde daralanlara bütçe uygun nasıl bir yaşam yeri istiyoruz diye sordum. Artık nasıl bir evde ya da yerde yaşamak istiyoruz? Şöyle balkonlu bahçeli ev %54, köyümde köyde %20, tin house dediğiniz tekerlekli ev ki siz anlatırsınız %5. Bütçem yok, olduğum yerde devam diyor. %21. Toplam kullanılan oy 1400 kişi kullanmış. İyi bir rakam. 1400 kişi. Sandık sayısı falan diyeceksin gibi geldi. Ne diyeceğim gibi geldi? Seçimler gibi yaptım. Atılan oy falan diye şey yaptım. Atılan oy sayısı. Evet. Hocam 1400 oy var yaklaşık, 1384 ama devam ediyor. Şimdi genelde yarısından fazlası bahçeli ev demiş. Balkonlu veya bahçeli. Evet. Ama siz de dün haberleştiğimizde siz de bunun farkındasınız ama bu arada fiyatlar da çok yüksek ama yani. Tarla dediğiniz küçücük yerin fiyatı örnek veriyorum 10.000 TL iken işte 70-80'e çıkmış. Daha da çıkanlar var 100'e, 200'e, 250'ye. Evet. Evet. Hocam yani hani tarla alayım, arsa demiyorum imarlı, tarla. Onlarla ciddi fiyat var. Şimdi şöyle bir durum var. Özellikle bu salgın gerçekten bizim hayata bakış açımızı da değiştirdi. Tabii salgınla beraber çalışma biçimimiz de değişti. Yani birçoğumuz evden çalışıyoruz. Dolayısıyla herkes diyor ki her yerde yaşayabilirim aslında. Bugün bakın yazlıklara falan, hani biz işte burada Saroz'a gidelim. Orada bir sürü yazlık var. Veyahut da Bodrum'a gidin, başka yerlere gidin. Gerçekten hala yazlıklar dolu. Neden? Çünkü insanlar rahatlıkla işlerini uzaktan yapabilir hale geldi. Bu da insanları şöyle bir düşünceye itti. Yani salgında dışarıya çıkamıyorum. Her yer kapalı, restoran kapalı, kafe kapalı. Çıktığınız zaman sürekli işte yasak var. Dışarıda çıkmıyorsa dışarıda bulaşacak bir şey yok aslında. Bir araya gelirse bulaşıyorsun. Ama biz bunun ayrımını yapamadık. Neyse işte bulaşıcı hastalık var diye evlere kapandık. Gerçekten insanların psikolojisi acayip bozuldu. Onu söyleyeyim, yani psikolojik olarak ciddi sorunlu haldeyiz. Siz nasılsınız hocam? Psikolojiniz nasıl? Siz de evden devam ediyorsunuz. Şöyle şey yapamıyorum. Psikolojimi ölçüp işte arada kızımla şey yapıyoruz. Konuştuğumuz zaman ikimizin de psikolojisinde hafif bir bozulma var. Yani şey yapıyoruz. Bozulmayan yok hocam gerçekten. Sonra gülüp geçiyoruz ama şimdi tabii bu biraz problemli. Eğer gülüp geçiyorsak, gülmeye başladıysak biliyorsun problem sıkıntı var. Sıkıntı var, sıkıntı var. Evet, sıkıntı var. Yani hepimiz sıkıldık. Bir de tabii bu işte evden çalışma olayı insanları daha özgür hale getirdi. Bir de tabii şu etkiyi de ortaya koyalım. İnsanlar şehirlere aktı. Ve şehirlerde belli yaşa gelmiş iş, özellikle işi olanlar daha küçük evlerde yaşamak istiyor. Örneğin genç evde diyor ki ben sizinle yaşayacağımı ayrı bir ev alalım, bana işte küçük bir ev alalım, orada yaşayayım diyor. Ev sahipliğinde yaş ortalaması aşağıya doğru bu durumda ne yapmaya başlıyor? Gelmeye başlıyor. Veyahut da işte ev alın veya kiraya çıkayım diyor. Böyle bir istek de var. Yani daha böyle çekirdek aileye döndü sistem, o geniş ailelerden. Birçoğu gelirken köydeki ilişkilerini kopararak geldi. Yani her şeyini sattı, savurdu, şehre geldi. Ama şimdi herkes şunu söylüyor. Keşke köydeki yerimi satmasaydım veya orayı böyle atıl bırakmasaydım, terk edilmiş halde bırakmasaydım diye. Çünkü yavaş yavaş insanlar tekrar köylere doğru dönüyorlar. Şimdi yani daha doğrusu orada yaşamlarının bir bölümünü geçirmeye gayret ediyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Hem kökenlerinden kopmamak hem o bölgenin sosyalleşmesinin devam etmesi, bunlar güzel konular. Ama tamamen kopmuş olan kesim maalesef şu anda herkesin hayali işte küçük yerde bir arsam olsun, bir tarlam olsun. İşte bu tiny house dediğimiz küçük evler var. Böyle tekerlekle
çekilen evler veya şimdi onun nedenini söyleyeceğim. Niye tekerlek diyorum. Tekerleksizlikleri de var da ama o zaman kalıcı iskana girdiği için orada problem yaşanıyor diye insanlar şimdi böyle 20 metrelik, 15 metrelik böyle küçük evleri tarlaların köşelerine koyalım, bir konteyner koyalım ve bu şekilde yaşayalım diye arazi peşinde. Şimdi köylerde insanlar da bunun farkında. İşte arazilerin fiyatları dediğim gibi dönümüne baktığımız zaman 70-80 bin lira bugün tarlanın dönümünden bahsediyorum. Arsa değil, eğer öyle köy arsası falan olursa bu fiyatlar çok daha yukarıları 3'e 4'e katlanıyor. Hatta biraz daha Bodrum falan bu tür popüler yerlere gittiğiniz zaman yani 800-900 1 milyona bir ev yapabileceğiniz arsa fiyatları yani küçücük arsalar bu fiyatlara satılıyor. Bir de bunun inşaat maliyeti var. Bir tarafta da hiç bunu yapamayacak olanlar var. Yani evet düşüneceğiz. Ben de düşünüyorum. Sen de düşünüyorsun. Herkes düşünüyor. Ama herkes bunu gerçekleştirebilecek mi? Hayır. İşte senin ankette de çıkmış %20'si yani yerimden bile kıpırdayamam. Çünkü işsiz kalanlar var. Geliri ciddi anlamda düşenler var. İşte işsizlik fonundan para alanlar var. Ailesinin durumunda işte iş bulamıyor. Birisi çalışıyor ama diğeri iş bulamıyor. Çeşitli işte bir de COVID olmuş olanlar var. Bunlar işe gidemiyor. Gelirler düşüyor. Bütün bunlara baktığımızda bazıları bu hayallerini gerçekleştirecek, bazıları gerçekleştiremeyecek. Aslında bir çözüm var en sonunda. Onu birkaç cümleyle çözüm var mı? Efendim? Çözüm mü var? Nasıl bir çözüm? Şöyle bir çözüm var. Bu hani illaki ya ben de öyle küçük bir şey yapayım, var mı böyle bir yer diyenler için böyle şehrin içinde aslında biz bu şehir planlarını o kadar yanlış yapıyoruz ki hep burada konuştuk sen de biliyorsun. Şehrin altıda birini yeşil alan olarak ayıralım. Buralara sebze meyve ekelim. O belli yerlere hobi bahçeleri yapalım diye. Şimdi bakın ne kadar önemli hobi bahçesi, orada küçücük bir konteynerin olması veya küçük bir kulübenin olması, orada vakit geçirme, hem işini oradan yap, hem otur toprakla uğraş, hem bir şey yap. Bunu belediyeler, yerel yönetimler, bunu kamu kesimi çok rahat yapabilir. Bir sürü arazi var. Bu araziler geliştirilerek hobi bahçeleri haline getirilebilir. Üniversitelerin bahçeleri var, efendim işte hazinenin yerleri var. Bunlar hizmettir. Yani hele hele böyle bir dönemde insanları yüksek tarla fiyatı ödemeye, arsa fiyatı ödemeye mahkum edeceğinize ki ben biliyorum insanlar burada gelip Edirne'de örneğin evinde yatıyor ama gündüz tarlasında, bahçesinde, o kulübenin içinde vaktini geçiriyor. Niye böyle bir şeyi kamu yapmasın, belediyeler yapmasın? Yani illaki 50 tane 100 tane de bunu güvenli işte altyapısı yapılmış, elektriği gelmiş, suyu gelmiş şeyleri yapılırsa gayet de güzel. Hocam evet ama şimdi öyle yerlerde var da aslında bir yerden sonra bir hobi bahçeleri, fakat orada enteresan mesela orada da fiyatlar mesela gittiğinde bir miktar, gerçi belediyelerde olmaz o ama bunlar özel sektör bir ara girmişti o hobi bahçelerine bayağı sıkı da para istediler. Yani her şey bir ekonomiye dönüyor. Peki hocam şunu merak ediyorum, şimdi herkes tabii hepimiz bunu aldık işte yeşil olsun, herkes apartman dairesinde veya neyse oturuyor, kimseyle görüşemiyor. İşe gidenler hariç, bizler hariç. Biz de zaten belli başlı kişileri görüyoruz. Peki hocam şimdi insanlar işte tarla, arsa, ev falan. Bu pandemi illaki bitecek inşallah. Yani illaki bitecek. O zaman evet. Normalleşildiği takdirde ya da yeni normale. Şimdi oralar boş mu kalır sizce? Yani insanlar kalıcı olarak mı devam ederler? Yoksa bu 1,5 senedir yaşadığımız pandeminin psikolojisiyle oraya yerleşen sonra geri döner mi? Onu da ben merak ediyorum. O zaman bir sürü ev, arsa, tarla ucuzlar mı? Ne olur? Ya yani onu öngöremiyorum şu an. Çok çok doğru söylüyorsun. Çünkü tarla alanlar şöyle işte 6 dönüm tarla aldım. Ya 6 dönüm tarla yesen hayatında tarlada çalıştın mı? Ya tarlaya baktın mı? Ya traktörün mü var? Yok. İşte ya birisi gelecek işte efendim işte traktörle tarlayı sürecek, ürünü kaldıracak. Bunlarla hiç uğraştın mı? Uğraşmadım. Onun tek derdi var. Bir köşeye şey yapıp kulübeyi koyup işte güzel bir verandası olsun. Hepimiz isteriz böyle bir şey. Verandası olsun. Oradan bakalım. Şimdi tabii en büyük hatayı biz maalesef yani şimdi köylere gittiği zaman böyle bir tarlayı aldığı zaman
köyde çalışacak, bu işi yaptıracak kişiyi de bulamayacak. Onu da söyleyeyim. Yok ki. Yok. Yani köylerde şu anda genç nüfus tamamen şehre göçtüğü için köyler sadece maalesef yaşlı insanlarımıza terk edilmiş durumda. Onlar da şöyle ne yapıyorlar? İşte çoluk çocuğunun isteği üzerine birkaç dönüm tarla satıyorlar. Onlar da kahvede oturuyorlar. Veya hocam, işte ekim yapmayı da bırakmıyorlar. Yani çalışmayı da bırakmıyorlar. Hocam, o zaman şimdi bizi izleyen gençler varsa Bloomberg HT'nin Twitter adresinden yazsınlar bakalım. Şuraya bir yazın bakayım, ben göreyim. Gençler izleyen varsa 30 yaş altı. Genç diyorum ben, 30 yaş altı. Uygun mu hocam 30 yaş altı ya, genç? Ya 50 yaş altına genç diyeceğiz. Gençler, yani 35, 30 yaş altı gençler, acaba siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de böyle gidebileceğiniz bir köyünüz vesaire böyle bir yeriniz olsa gider misiniz, gitmez misiniz? Sosyal medya hesabından lütfen bize gönderin. Biz de anlayalım gençlerin isteklerini. Çünkü hocam gençleri de gençler de çok... farklı taleplerdiler aslında. Mesela bu işte otel yerine hani biliyorsunuz ev kiralamaya geçtiler. İşte araba almak yerine kiraladık araba, işte onu hani var ya yeni sistemler, arabayı kullanıyorsun bırakıyorsun. Enteresan bir şekilde oldu orada da. Hani öngörülemez bir durum gibi duruyor. Ben öngöremiyorum şu an gelecek nesli. Yani şimdi gençleri bizim gerçekten tarım kesimine götürebilmemiz için oradaki bir kere altyapının da tekrar oluşturulması lazım. Köylerdeki kapanan ilkokullarımızı acilen açmamız lazım bizim. Yani bak, bu kadar öğretmen iş bekliyor, mezun olmuş öğrenci iş bekliyor, istihdam yaratmamız lazım diyoruz. Ama köylerdeki okullar yıkılmaya yüz tutmuş. Dolayısıyla orada işte 2-3 çocuk var deyip onları taşımalı eğitimle taşıyoruz şehirlere. Ama bu köylerdeki çocuklar taşınca bu sefer diyor ki genç işte evli, çoluk çocuk sahibi olanlar da ya gidelim en iyisi biz şehirde oturalım. Bütün insanları apartmanları doldurduk. Herkes şimdi barut fıçısı halinde. Apartmanın bakıyorum en üst katında diyorlar aman hocam dikkat et en üst katında bir tane işte koronalı birisi var. Orta katta da var, sizin işte şuranızda da var. Ben yani apartmana girerken bile şu anda korkarak girip çıkıyorum. Şimdi böyle bir psikolojinin içinde yaşıyoruz. İşte bir su getirdi birisi, hadi bakalım kapıyı açarken kapatıyoruz ağzımızı yüzümüzü falan. Şimdi insanları bu kadar dik apartmanlarda oturtmanın anlamı yoktu yani. Bu kadar geniş bir ülkede insanları getirip bu kadar şehre tıkmanın anlamı yoktu. Köyleri bu kadar boşaltmanın anlamı yoktu. Evet. O altyapı yıkılmayacaktı. Şimdi ne oldu? Köyler terk edilmiş. Şimdi tekrar dönüyorsunuz. Tekrar onların imar edilmesi, gençler bakıyor tabii bir gün iki gün tarlada çalışmak şimdi, kolay değil. Tabii gençlerden de geliyor, ben okuyayım birkaç mesaj, bayağı geldi şimdi bir sürü. Türker, Sakarya'da bahçemiz var gitmem, bahçe işine elim hiç yatkın değil demiş. Emirhan Karaorman, üniversiteden mezun olup eko tarım yapmak istiyorum demiş mesela, çok süper. Evet. Emre Altun da şöyle söylemiş, 28 yaşındayım, ayda iki ülke gören yurt dışı satış temsilcisiyim. İmkanım olsa şehirde bir dakika dahi durmam, şehir hayatından ve geçim stresinden bıktık demiş. Hemen devam ediyorum. Vallahi İskandinavya'da yazlığın bahçesindeki otlara biçmeye yetişemiyor insan. Hocam çok haklısınız demiş size. Gerçi bitince verandasına bitmeyen gün batımına karşı kahve içmesi, kuş sesinin dinlenmesi bir ömre bedel. Tavsiye ederim demiş. Yine ben devam ediyorum. Nerede? Giderim köye ama param yetmiyor demiş Orhan Örnek. Mehmet Yiğit, hocam hiç kimse bakir yerlere gidip oraları şehre çevirmesin. Herkes oturduğu şehri güzelleştirmek için çalışsın. Küçücük ilçeler, köyler hızla büyüyüp büyük şehir sorunlarıyla karşı karşıya geldi demiş. Güney Şenol, evde balkon var, bol beton manzaralı. Ağaçları kesmeseydik iyi de yani bari demiş. Sertan Bey de imarı olmayan tarla vasıflı 500 metrekarelik yerlere 700-800 bin TL isteniyor. Köylümüz çok sevecenler sağ olsunlar demiş. Bu arada daha geliyor, onları da söyleyeyim hemen. Herkese tavsiye ederim tarımla uğraşan biri olarak demiş Tok Holding nikli bir vatandaşımız, izleyicimiz. Antalya'da yurt dışı alımların fazla olması ve İstanbul, Ankara gibi şehirlerden gelen taleplerle 1,5 yılda fiyatlar 2 katına çıktı demiş Sertan Bey yine.
Devamı var hocam da, Akyarlar'da vaktinde bir yer alsaymışız keşke, Gözde Hanım söylemiş. Hem köy olsun hem deniz kenarı, üstelik ucuz olsun, bir de benden sonra da kimse gelmesin demiş Mehmet Yiğit. Geliyor evet. Daha siz buyurun. Bu arsa hikayesini önümüzdeki haftaya bırakalım, şimdi bitti diyeceksin. Çünkü arsa alırken veya tarla alırken neye dikkat edeceksiniz onu şey yapalım, ama bir gencimizin işte elim yatkın değil, böyle bir şey yok. Benim de elim yatkın değil şu anda. Ama ben de toprak kökenli olduğum için, yani küçük yerden geldiğim için o zaman elimiz çok yatkındı. Ama şu anda ben de bakıyorum, vallahi benim elim yatkın değil diyorum. Ama dönsem tekrar toprağa, domatesimi ekerim, biberimi ekerim. Yani böyle bir şey yok. Yani böyle çok büyük el becerisi isteyen bir şey yok ortada. Yani saat falan yapmıyorsunuz, saat tamir etmiyorsunuz yani. Anlatabildim mi? Yani bir işte tarla sürüldükten sonra dümdüz yapıyorsun, sonra bir de ayırıyorsun, arada toprağı ayırıyorsun, bir dere gibi bir şey yapıyorsun, onun yanına dikiyorsun, bu kadar. Ondan sonra da suluyorsun hocam. Yani o kadar basit değil, bir dakika, o kadar ya, basit tamam, değil hocam, eğiliyorsun, yani eğiliyorsun. hayır o değil, hayır, saksıda balkonda çiçek yetiştirme bile öyle kolay değil, yok onlara bir şeyler. Ya ben geçen yaz pandemide böyle çiçek yetiştirmeye kalktım, ben tabii bıraktım, eşim ilgilendi çünkü ben kuruttum yani. Çünkü olmadı. Hayır yani ilaçlamak lazım. Kolay değil yani öyle, hani o ekelim böyle sürelim. Kolay değil ki. Kolay değil. Ama bir kere alıştığınız zaman, bu işi yapmaya başladığınız zaman bahçeye kendiniz bakacaksınız. Yani bugün köylerde bakmayın siz, yani erkekler çalışıyor gibi yapar ama kadınlar gerçekten çalışır ve bütün işi aslında kadınlar yapar. Erkekleri kahvede bulabilirsiniz ama işler kadınlardadır. Toprağı traktörü üzerine atlayıp süren de gördüm. Onu küçük traktörlerle bunu yapan da, bağı bakan da biliyorum. Dolayısıyla burada var ya, ben yapamam. Ben yok. Herkes yapar. Herkes yapabilir. Bence şuna bakmamız lazım. Ya işte arkadaşımız dedi ki param yetmiyor. Doğru. Hedeflerimiz o kadar yüksek ki, veya yanlış o kadar çok şey var ki, o yanlışları bizim mücadele ederek doğru, evet. Yani işte çocuğunuza yabancı dil öğretmek istiyorsanız özel okula göndermek zorundasınız. Şimdi mecbursun, o parayı köyde bulamazsın, doğru. Ama böyle bir şey yapmıyorsan, çok rahat köyde yaşayıp kendi ürününü üretip, yani işte tavuğunu şunu bunu üretip emekli maaşınız varsa örneğin, bir emekli maaşı gibi bir maaşla çok rahat yaşanabileceğini biliyorsunuz yani. Ama hocam tabii yaşam öyledir. Şimdi burada İsmail Bey demiş ki hep söylenir hocam, yeter ki istensin. Kar amacı yok, deadline yok. Dene dene dur demiş. Köye gidelim de çay bahçesi içine 8 kat apartman dikmişler, çift blok. Kimse gitmesin demiş. İsmail Bey yine hiç düşünmem giderim köye. Kurumsal organizasyonlar psikolojik manada bitmiş durumda bence. En azından mühendislik, Ar-Ge sektörü için diye yazmış. Daha geliyor hocam. Hani kolay da değil yani, hani bir karar verip bir yere yerleşmek. Zaten ben önümüzdeki hafta bu arsa tarla hikayesini biraz daha konuşmamız lazım. Fiyatlara hiç girmedim. Bu tiny house fiyatlarına falan hiç girmedim. Onları da söyleyeceğim şimdi. Yani konteyner fiyatları falan o kadar ucuz falan değil. Hani öyle bir bahçe yaparım giderim. Bahçeye bakamadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla onun alet edevatını almanız lazım. Köyden hadi traktörle sürdüğünüz bir tek sürdürmekle iş bitmiyor ki. Onun işte çimeni, işte efendim ekilmesi, biçilmesi, birisini bulmak için gidin bakın köyde, köy kafesinde hiç kimse gelmez. Ben size söyleyeyim, Edirne'de işte var yan köylerde küçük tarlası olan arkadaşlar, kendileri yapıyorlar. Çünkü köyden hiç kimseyi bulamıyor. Kendileri yapsın zaten hocam, onun için gitmediler mi? Çay içecek parası olmayan bile gidip yapmıyor yani. Söyleyeyim yani, bu artık insanlar şuna alışmış. Yani devlet versin işte şey yapsın deyip herkes çekiliyor bir kenara. Yani tamam, çok yanlış politikalarla bunlar yapıldı, şunlar bunlar, ama biraz da bize bakın. Biz neyse işte şeyde o sistemde öyle yürüyor yani. Anlatabildim evet. mi? Sürem... Senin dediğin çok doğru. Bunlara biz büyük paralar veriyoruz. Şuralarda büyük paralar verecekler tarlalara falan. Ondan sonra bakamayınca o işler zor olunca kadınlar gelmemeye başlayacak. İşte bizim şehir hayatına alışmış
kadınlar gelmemeye. Niye bir dakika şimdi? Süremiz çok, doldu ama ya, bir dakika. Şehir ama, hayatına alışmış kadınlar ne demek? Şehir hayatına alışmış erkekler yok mu hocam? Aşk olsun. Var var. Olmaz olur mu canım? Yani şimdi ben öyle yerlere gidince erkekler genelde kadınları bıraktığı için her şey kadına gitmek istemiyor doğal olarak. Ya. Ben değil ya, bahçe işini niye kadına bıraksın yani, yapıyor ya, ben burada da görüyorum ya, bak Edirne'de bile ki bunlar topraktan gelen yani çoğu insanlar, bakıyorum erkekler daha çok gidiyor işte. Tamam ama süremiz dolmuş, yine söylüyorum, şehir hayatına alışmış kadınlarımız demeyelim lütfen, erkeklerimiz de var. Erkeklerimiz tabii, erkeklerimiz var, özür dilerim, onu tekrar altını çizeyim, özür dilerim, insanlarımız var diye. Değil mi? Evet. Şimdi hani evet. Çünkü şöyle güzel. şöyle bir algı var hani, bir yere bitmiş zorlama, bu arada Umut söylüyor dedi. Da susayım ben. Tamam. Kapatalım o zaman. Hocam haftaya o zaman arsa ve bu tiny house dediğiniz fiyatları da bir konuşalım. Bir bütçeye bakalım, bütçe nereye ve kime nasıl yetiyor. İşte o alet edevat dediğiniz tarım için. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Görüşmek üzere. Evet, kapatıyoruz aile ekonomisini. Saat 19'da görüşmek üzere.